Arkadaşlar merhaba. İkinci sınava yönelik taktik videomuz, soru çözümlerindeki taktik videomuzu şu an çekiyoruz. Sınava az bir süreniz kaldı. O yüzden videoları kısa, net ve sizi bunaltmayacak şekilde hazırlamaya özen gösteriyorum. Arkadaşlar video hazırlama konusunda profesyonel değiliz. Sesimizin de çok böyle güzel olduğunu iddia hiçbir zaman etmedim. Sizin amacınız sınavı geçmek. Lütfen bunlara odaklanın. İSG sınavlarına hazırlık platformumuz da sürekli güncel dosya, doküman paylaşmaktayız. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Grubumuzda da sık sık dile getirdiğim gibi soruyu okumak, anlamak, soruyu çözmenin en önemli kısmı. Sorumuzda meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bir ibare var. Daha evvel defalarca söyledim. Eğer bir soruda sadece kesinlikle, öncelikle, kesin gibi, yalnızca gibi kelimeler varsa şıklarda onu direkt işaretleyebilirsiniz. Genel olarak doğru demiştik. Bakın bu soruda da okuduğunuz zaman kesin bir yargı var. Diyor ki meslek hastalıklarının kesin tanısının hastanın yakınmalarına göre konulması yeterlidir diyor. Yani hastanın yakınmalarına göre siz tanı koyamazsınız. Değil mi? Test yapmanız lazım. Gerekiyorsa kan, idrar vesaire tahliller yapmanız lazım. İş yeriyle alakalı olduğu için meslek hastalıkları, iş yerinde ölçümler yapmanız lazım. O yüzden C şıkkı burada yanlış olan şık olmuş oluyor. Tabi burada bunu okuyup direkt geçmeyeceksiniz. Burada mesela meslek hastalığı genellikle ilgili işte belirli bir süre çalıştıktan sonra ortaya çıkar. Doğru bir yargı meslek hastalıkları iş yeriyle alakalı olup belli bir süre geçtikten sonra yani aniden ortaya çıkan hastalıklar değil. Meslek hastalıklarının tanısında hastalığın nedeni olan faktörün iş yerinin ortamında gösterilmelidir. Adı üstünde zaten arkadaşlar meslek yapılan işle ilgili. Bir çalışanda meslek hastalığı belirtileri ortaya çıkması durumunda bu iş yerindeki diğer çalışanlar arasında benzeri belirtiler olan başka çalışanlarda olması beklenir. Yani sonuç itibariyle kurşun olan yağ küf fabrikasında çalışılırken kurşuna bağlı eğer bir rahatsızlık varsa aynı departmanda bölümde çalışan kişilerde de benzer yakınmalar, benzer kan tahlili sonuçları olması beklenir. Meslek hastalığı tanısı konulan hastanın bu hastalığa neden olan işten uzaklaştırılması gerekir. Bu da tabii ki maruziyeti siz yok etmeniz lazım. Şimdi diğer bir soru. Bunun benzerini yaptık. Arkadaşlar soruları çizmekten sakın çekinmeyin. Gürültünün alıcıdaki kontrolünü sağlar mı diye soruyor. Bakın şu bizim gürültü kaynağımız olsun. Kaynak. Gürültü gidiyor. Bu da bizim alıcımız. Kim? Çalışan. Bize ne soruyor? Alıcı kontrol önlemlerden değil. Bize buradaki aldığımız önlemlerden olmayan soruyor. Kişisel kulak KKD kullanılmaz demiş. Kişisel kulak koruyucu. Kim kullanıyor? Alıcı. Doğru. Gürültüye maruz kalan kişinin tecrit edilmesi. Bunun mesela bir camekan içerisine konması gibi. Şu. Ne oluyor? Yine alıcıda olmuş oluyor. Gürültü yerleri rotasyon çalışılması. Bu kişi örneğin 1 saatte bir, 1 saatte bir değişiyor. Ya da 6 saat. Sonuçta ne olmuş oluyor? Maruz süresini kısıtlamış oluyorsunuz rotasyonla. Yine ne oluyor? Alıcı da. Gürültüye maruz kalma süresinin azaltılması. Bu da yine rotasyonla aynı ifade. Susturucuların kullanılması. Susturucu nerede kullanırsınız? Kaynakta kullanırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneği olmuş oluyor. Yani soruyu dikkatli okursanız çözüm de ona göre daha basit ve kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar, kurulma şartı var.
İki tane şartı var. 6 aydan uzun süre. Altı ay. Ne dedik? 50 ve daha fazla çalışan olacak. Dolayısıyla bu tip sorulara çalışırken şu an dikkat edin arkadaşlar. Bakın 6 aydan fazla süren işlerim diyor. Cevap 50. Tamam. Bir sonraki sınavda da size 50'yi değil de 6 ayı sorabilir. Soru çalışırken aynı zamanda dediğim gibi önemli olan yerleri not almanızda, hap bilgileri kaydetmenizde fayda var. Burada zaman zaman 50'yi sorabiliyor, zaman zaman 6 ayı sorabiliyor veya her ikisini de ÖSYM'e sorabiliyor. Şimdi arkadaşlar, bizim kurulun oluşumunda üyelerimiz bunlar. Bakın arkadaşlar, çalışırken her zaman söylüyorum. İfadelere, yönetmelik ve kanunlardaki ifadelere hassasiyet göstermeniz gerektiğini. Burada mesela bulunması halinde sivil savunma uzmanı varsa, yani bu kesin üyesi değil arkadaşlar. Yani varsa, bulunması halinde formel ustabaşı usta, kesin üyesi değil varsa, bakın diğerleri kesin üyesi. Bunlar kesin üyesi. İşveren, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler, idari ve mali işler yönetmekte görevli bir kişi, çalışan temsilcisi, fazla birden fazla çalışan temsilcisi varsa bunların baş temsilcisi. Onların arasından seçilen. Şimdi soruya bakalım. Kurulla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar, ne diyor burada? Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Mesai saatinde toplanan bu kadar insan var. Siz 50'den fazla çalışanın 6 aydan uzun süre işlerde kurul kurmuşsunuz. Bunları üye yapmışsınız ve mesai saatinde bu insanları topluyorsunuz ve bundan aldığı kararlar tavsiye nitelikte olur mu? Bakın basit mantık yürütüyoruz. Tavsiye nitelikte değildir. Tabii ki yaptırım olan tam yazılı kararlar. Çünkü tüm çalışanlara tebliğ ediyorsunuz. Bunların aldığı kararlar uygulamak zorundadır. Tavsiye niteliğinde değildir. Şimdi çalışmaktan kaçınma hakkı. Zaman zaman ÖSYM soruyor. Ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışanlar, bakın nereye başvuruyor? Kurula. Eğer diyor kanun, kurul yoksa işverene ya da vekiline işte işverene başvurarak bu durumun neyin, hangi durumun ciddi ve yakın tehlike durumunun tespit edilmesine, gerekli tedbirin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Örneğin ortamda amonyak gazı ile alakalı bir sıkıntı varsa, amonyak gazı ile çalışılan bir iş yeri ise ve kişilerde amonyağa bağlı tahrişler söz konusuysa boğazında, nefes almasında çalışan ölçüm yapılmasını, yani bu durumun tespit edilmesini isteyebilir. Nereye başvuracak? Kurula. Kurul şartı neydi? 50'den fazla çalışan olan ve 6 ay daha uzun süren işler. Dolayısıyla sizin 30 çalışanınız varsa o zaman direkt işverene bu durum tespit edildiğini diyebiliyorsunuz. Kurul acilen toplanarak işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Bakın arkadaşlar bizim sözlü siz sözlü bildirebilirsiniz ama hukuksal anlamda yargı boyutunda her şeyin yazılı olması istenir. Kurul ve işverenin çalışan talebini de karar vermesi halinde çalışan gerekli tedbirler alıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Yani işveren ya da kurul dedi ki evet haklısınız ortamda amonyak gazı istenilen TVA değerinin üzerinde bu durumda hani bu giderilene kadar çözüm üretilene kadar çalışmayabilirsiniz. İşte burada ücretini alır arkadaşlar işçi ve sözleşmesinde yazan tüm sosyal hukuksal haklarından da faydalanır. Şimdi eğer çalışanların ciddi yakın tehlike önlenemez haldeyse burada tabii ki biz çalışan ne yapacak?
arkadaşlar mesela örneğin bir yangın başladı ve önlenemez halde patlama riski var. Bu durumda oradan bekleyecek işvereni ya da kurumun gelip karar vermesini. Tabii ki bekleyecek. Mantıken ne olacak? Bölgeyi terk edecek. Güvenli alana girecek. Şimdi siz de tabii ki işveren bölgeyi terk etti diye ama ceza ya da yaptırımlarda bulunamazsınız. Haklarını kısıtlayamazsınız. İş sözleşmesiyle çalışanlar talep etmelerine rağmen gerekli tedbirler alınmadığı durumda tabii ki iş sözleşmesini feshedebilirler. Yani siz kişiye dediniz ki almıyor kardeşim çalışacaksın tedbirleri. İş sözleşmesini bu durumda işçi feshedebilir ve tüm haklarını da alır. Tüm tazminatlarını, tüm sosyal haklarını, SGK'dan kaynaklı haklarını alır arkadaşlar. Şimdi mantığı kavradık, değil mi? Aslında çok zor bir şey değil. Şimdi bir tane soru. Bize diyor ki çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya çalışanlar kurula ve işverene durum bildirmeksizin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir diyor. Şimdi ciddi ve yakın tehlike önlenemez durumdaysa bildirmeden şey yapıyordu. Öyle değil mi? Ciddi ve yakın bir tehlike önlemez olduğu durumlarda çalışan işveren haber önünde tehlike bölgeyi terk edemez. Böyle bir bakın önlenemez. Böyle bir şey yok. Çalışmaktan kaçan çalışanlar çalışmadıkları süreye ilişkin ücretleri talep edemez. Olur mu? Talep edebiliyordu. İş sözleşmesiyle çalışanlar talep etmelerine rağmen gerekli tedbirler alınmadığı durumda tabi oldukları kanun hükmünde iş sözleşmesini evet, feshedebilirler. Öyle değil mi? Az önce de söyledik. Siz gidiyorsunuz, tedbir alınmasını söylüyorsunuz ama hiçbir şey yapılmıyor. Sözleşmesini feshedebiliyorsunuz. Devlet memuru çalışmaktan kaçınma hakkı yoktur. Yanlış burada. Dolayısıyla cevap bu olmuş oluyor. Şimdi bunu daha evvel bahsetmiştim ilk videoda da. Arkadaşlar bir sıralama varsa yani 1, 2, 3, 4 gibi kesin olandan, net olandan, sürekli olandan, sık sık olandan kesin olmayana doğru bir gidiş vardır. Veya bunun tam tersi vardır. Ama genelde bu söz konusudur. Soru da bize ne diyor? Kesin kanserojen etki. Bakın 1'den 4'e sıralamış. Bunlar değil. Ya 1'dir ya 4'tür bunun cevabı. Kesin kanserojen dediğine göre tam ne dedi? Kesin sık sık olan 1'dir. Bunun tersi bir tek nerede vardı hatırlarsınız ilk videodan. Biyolojik risk etmenlerinin sınıflandırılmasında vardı. Ya bunun alt bilgisi de şu. Zaten siz sınavda bu dediğim hani yargıyı yapabilirseniz kafadan zaten 3 şıkla eliyorsunuz. Bakın %50 şansınız kalıyor. %50 şansınız var. Doğru da yanlış da doğruyu götürmediğine göre en azından sallayacaksanız bile şansınız olasılığı yükseltmiş olursunuz. Şimdi gelelim çok önemli bir tabloya. Arkadaşlar rutin kanuni olarak dinlenme süreleri var. Eğitimde, sağlık eğitim, listelerinde, sizin acil eğitim planı. Bakın Esra, meşhur Esra'mız burada da çıktı. Bakın risk değerlendirmesiyle acil eylem planı bunu ezberlerken basit yöntemini söylüyorum. Süreleri aynı. 2, 4, 6. Yani çok tehlikeli 2. Tabii ki kısa sürede yapmanız lazım. Tehlikeli 4. Az tehlikeli 6. Gelelim eğitime ve sağlık gözetimine. 1, 2, 3 eğitim ve sağlık gözetiminde 1, 3, 5 diye gidiyor. Yani bunun da ayrımını sık sık olan 1, 2, 3 yani siz 3 tane değer ezberleyeceksiniz. 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 6. 123, 135. Bakın görüyorsunuz değil mi? 1, 2, 3 ardışık sayılar. Tek sayılar, ardışık çift sayılar. 2, 4, 6. Artık hangisini kafanıza size daha rahat geliyorsa yazdınız diyelim sınavda. 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 6.
Bu zaten ADP ve risk değerlendirmesi olduğunu biliyorsun, bilmeniz lazım. Bunun ikisini karşılaştırırsanız da sık sık olan eğitim, yani periyotları kısa olan, diğer de sağlık gözetimi. Şimdi hemen hemen her sınavda bu tablodan bir ya da iki soru kesinlikle geliyor arkadaşlar. Bir soru kesin geliyor da bize ne demiş? Eğitimlerin periyodunu sormuş. Bakın böyle çizin arkadaşlar sınavda. Tehlikeli sınıfta. Bana neyi soruyor? Tehlikeli sınıfta. Eğitimler neydi? 1, 2, 3'tü değil mi? Bakın zaten sınavda soruda bakıyorum 4, 5, 10 gitti. Yine %50'ye ben ne yapmış oldum? İndirmiş oldum eğitimleri. Bana neyi soruyor? Tehlikeli soruyor. Çok tehlikeli. Tehlikeli, az tehlikeli. O zaman cevap tehlikeli olduğu için 2 olmuş oluyor. Yine periyodik maneyi sormuş. Arkadaşlar iş yeri hekimi ve diğer saklarının görev yetki sorumluluk eğitimler hakkında yönetmelikten iş güvenliği uzmanları da sorumludur. Buradan da onlara soru geliyor. Tam tersi iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluk eğitimler hakkında yönetmelikten de diğer sağlık personeli iş yeri hekimi de sorumludur. Onlara da oradan da soru gelebiliyor. Biz de sağlık periyodik mühendisliği, bir sağlık bütün şeyi soruyor. Sağlık kontrolü. Nerede soruyor? Bakın çizmekten çekinmeyiz. Tehlikeli. Sağlık neydi? 1, 3, 5'ti. Değil mi? Şimdi 2 gitti. 7 gitti. Burada %33 küsur şansınız kaldı. Dolayısıyla bana tehlikeli sorduğu için ortadakini soruyor. 3. Yani şu tabloyu ezberlemek de kolay. Bu tarz soruları çözmek de aslında çok kolay arkadaşlar. Şimdi gelelim. Pardon. Diğer bir hususa. Tabii ki bizim eğitim usulü esas iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitim usulü esas yönetmeliğine göre de eğitim sürelerimiz var. Ne dedik? Zaten şunu az önce vermiştik. 1, 2, 3. Bu eğitim süreleri çalışan başına 8 saat, az tehlikeli de 12 saat, tehlikeli de 16 saat çok tehlikeli. Bunu da yani bir tanesini bildiğiniz zaman, mesela az tehlikeli 8 saat eğitim süresi olduğunu bilirseniz artı 4 şeklinde gidiyor. Yani az tehlikenin 2 katı da çok tehlikeli olmuş oluyor zaten. Geri 8, 16. Yani ezber yöntemi 8, 12, 16 diye ezberleyeceğiniz bir tek az tehlikeli ezberleyip 4'er eklerseniz yani bulursunuz. Bilgi yenileme eğitimi diye bir şey var. Bu da 6 aydan fazla süreli işten uzak kalanlara işe başlamadan önce yenileme eğitimidir. Burada bakın tehlike sınıfı önemli değil. Çok az ya da tehlikeli değil. Tümüne 6 aydan uzun süre işten uzak kalanlara eğitim veriliyor. Şimdi soruya bakalım. Bize neyi sormuş? Az tehlikeli sınıf. İşe girişte, işinden sürmenin periyodu içinde her bir çalışan için kaç saat düzenlenir diyor. Ne dedik? 8, az tehlikeli ezberlemiştik. 8, 12, 16 demiştik. Zaten bize ne soruyor? Az tehlikeli soruyor. 8 bile çıkıyor. Yani zaten arkadaşlar bu şıklara baktığınız zaman az tehlikeli en az olacak ya. Mesela ne olacak? Şunu aldınız diyelim. Bir başka yöntem. 4, 8, 12, 8, 12, 16, 12, 16, 20, 16, 20, 24 olacak. Yani zaten bakın 3'ünün de olduğu, ÖSYM'nin 3'ünün de olduğu 8, 12, 16, 12, 16 ve 20'yi vermiş değil mi? Bakın bu üçünü vermiş zaten. Dörder ardışık arttırmış. Dolayısıyla şunu zaten bilirseniz otomatik çıkıyor da. Yani bu da size bir fikir yürütebilir yani. Pardon bu da var. 4, 8, 12 düzeltiyorum. Yani ÖSYM'e gördüğünüz gibi her siz bilmezseniz bu soruda herhangi bir değer 8, 12, 16 değerinden sizin hani yargıda bulunmanız biraz zor. Gördüğünüz gibi çok böyle bariz bir 4, 8, 12'nin hepsi de var. 4, 8, 12, 8, 12, 16'nın hepsi var. 12, 16, 20'de hepsi var. Yani şu yok ama bunların hepsi de şıklarda olabilecek
değerler. Ama dediğim gibi az tehlikeli. 8 saat olduğunu ezberlerseniz ya da tümünü öğrenirseniz o zaman zaten soru çözdükçe oturur arkadaşlar. Şimdi bize demiş ki 8 tane çalışanı var. Az tehlikeli demiş. Bakın 8 çalışan az tehlikeli. Az tehlikeli de neydi? Bu soruyu buraya almışız ama bu şeyle alakalı değil arkadaşlar. Eğitim süresiyle alakalı değil. Hizmet süresini sormuş. Bir sonraki slide'da olacak da bu. 8 çarpı 10, 80 olacak. Bakın burada az önceki sorunun şeyi az tehlikeli neydi? 10 dakika 8 çalışan var mı? 8 çarpı 10, 80 dakika. Şimdi bunlar hizmet süreleri arkadaşlar. Bakınız burada tabii ki iş yeri hekimliğini bilecek miyiz diye sorabilirsiniz. Bu şu soru mesela iş güven uzmanlarına gelmiş bir soru. Tehlikeli sınıf demiş. 6000 çalışanı var. Tam gün çalışacak iş yeri hekimini sormuş bize. 750.000 2000 diye gidiyor. Dolayısıyla 6000 çalışan var. Tehlikeli sınıfta ne olacak? 6000'i 1000'e böleceksiniz. Olay bu kadar basit. Şimdi diyelim ki size şeyi sordum burada. 6000 çalışan olan iş yerindeki neresi olsun yine? Tehlikeli sınıf ve iş güvenli uzmanın sayısını sordum. İş güvenli uzmanın sayısını ne oluyor? 6000 bölü bakın 500 olacak bu sefer. O da 12 yapar. Çok tehlikeli olsa 6000'i 250'ye böleceksiniz. 24 yapar. Az tehlikeli olsa 6000'i 1000'e böleceksiniz. 6 yapar. Burada tabi kanunda şöyle bir madde var. Tabii ki birbirinin yerine bakma süresi uzatıldı. Onu da söyleyelim. Burada diyelim ki siz 12 tane uzman görevlendirmeniz lazım. Tam gün çalışacak. Burada tehlike sınıfı sizin ne diyelim? Gübre fabrikası ya da hastane diyelim. Çok tehlikeli iş yeri. Bir tane A sınıfı. Şu an B'ye de bakabiliyor. Antiparantezini de söyleyelim. 11 tane diğer sınıflardan C ya da bunları karışık 11 tane B. Yani buradaki hassas nokta bir tane tehlike sınıfına ait kişiyi istihdam ettiğiniz an diğerlerinden de kanunen, kanunda belirtildiği için istihdam edebilirsiniz. Burada arkadaşlar şunları ezberleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İş güven uzmanlarında 250, 500, 1000. İş yeri hekiminde 750, 1000, 2000. Çalışanlarla alakalı da süreler, hizmet süresi bakın bu. Eğitim süresi ayrıdır. 18, 12, 16 neydi? Eğitim süresi. Bu da hizmet süresidir. 10, 20, 40. Gördüğünüz gibi bunda da ikişer kat gidiyor. 10, 20, 40. Bunları ezberleyeceksiniz. Ama dediğim gibi şeyi basit. Yani bu neyi soruyor diye bir algı oluşmasın size. Tehlikeli sınıfta iş yeri hekimi için her bin kişi bir kişi tam bir çalışacak şekilde istihdam ediliyorsa 6000'i 1000'e böleceksiniz. Basit matematik yani. İş güvenli uzmanı için soru olsaydı 500'e böleceksiniz. Her sene soru geliyor arkadaşlar bundan. Şimdi iş yeri bina eklentilerinde alınacak sağlık güvenliği yönetmeliğine göre demiş. Hangisi yanlıştır demiş. Yani şimdi az önce de söyledim. Sadece, kesin, yalnızla, öncelikle gibi yargıların olduğu şıkları işaretleyin. Bakın sadece demiş, kısıtlama var. Kısıtlamış yani. Pencereler sadece yan duvarlara uygulanmalı, tavan penceresi kullanılmamalıdır.
aslında tam tersi, tavan penceresinin kullanılması bazı şehirler için tavsiye edilmekte. Hatta hatırlarsanız %10'unun doğal aydınlatmadan sağlanması istenmektedir. En az %10'unun doğal aydınlatmadan sağlanması istenmektedir. Bakın kısıtlama var. Yani ben burada tabii ki diğer şeyleri bilmesem bile hiçbir fikrim yoktu soruyla ilgili. Direkt bunu sınırlandırdığı için, sadece kelimesini kullandığı için bunu işaretler. Şimdi gelelim trafik lambası modeli. Bunu biz bir önceki sene çektiğimiz videolardan anlatmıştık. Botlarımızda da anlatmıştık. Yani trafik lambasında kırmızı nedir? Dur, geçme. Ciddi bir durumdur, değil mi? Yani beklemeniz gerektiğini söyler. Sarı işarette işte yeşil yanacak, hazır ol, dikkatli ol, kontrol et, sağına soluna bak anlamına gelmektedir. Yeşil de nedir? Tehlike yok, serbest, geçebilirsin. Yol sana ait gibi demektir. Şimdi bunun sağlık güvenlik şartlarına uygulaması. Kırmızı neymiş? Tehlike, dur, kapat, üzerine acil durdur, tahliye et. Öyle değil mi? Aynı zamanda kırmızı nerede kullanılır? Bakın tehlikeli olduğu için yangın işaretlerinde de kullanılır. Sarı işte uyarı işareti, dikkatli ol, önlem al, kontrol et. İşte yeşil tehlike yok. Normalde acil çıkışlarda ne yapıyoruz? Yeşil kullanıyoruz. Yani artık gündelik hayatta da sıklıkla gördüğünüz gibi gittiğimiz iş yerlerde veya uzmanlık ya da iş yeri hekimi yapmıyorsanız ya da ders personeli gittiğiniz iş yerlerinde bu kırmızı özellikle yangın tüplerinin olduğu yerde ya da bu işte acil durum yerlerindeki yeşil oklu tabelalar, ışıklı tabelaları görebilirsiniz. Yani bunlar da olmayan mavi ve turuncu. Mavi de işte kişisel koruyucu donanım kullan. Zorunluluk işareti. Bir de turuncu var. Bu da doğal görüşün zayıf olduğu yerlerde, zayıf doğal görüşün olduğu yerlerde kullanılan bir renk. Ama genel anlamda olay bu. Şimdi soruda ne diyor bize? Sarıyı sor. Şey, ne demiş? Hangisi yanlıştır demiş. Bakın sarı ilk yardım işareti demiş. Yani bunun yeşil olduğunu biliyoruz. Yeşil acil çıkış işareti olduğunu biliyoruz. Kırmızı tehlike. Mavi zorunluluk. Yeşil acil çıkış. Kırmızı yangın. Yani şunu az çok gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman bu sorularda çok fazla zorlanmazsınız. Konuyu tabii bu şekilde bilirseniz her zaman daha iyidir. Ama bu da akılda kalıcı bir yöntemdir. Trafik lambası modeli. Şimdi diğer bir soruya gelelim. Meslek hastalıklarıyla ilgili hangisi doğrudur diyor. Bana doğru olanı soruyor. Meslek hastalıkları nedeni iş yeri. Evet, adı üstünde zaten meslek ile ilgili. Doğru. Bakın yine yargı var. Bak, kesin. Sadece. Yanlış. Kesin tedavisi yok. Vardır demiş. Arkadaşlar asbestoz bağlı. Mezotelioma asbest asbestozis hastalığı tedavisi yok arkadaşlar. Veya kot taşları içindeki silikozisin kesin tedavisi yok. Çoğu zaman kanser ve sonuç ölümle sonuçlanıyor. Bakın şunlarla ilgili fikriniz yoksa bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz değil mi? Kesin. Çizin arkadaşlar. Çizmekten çekinmeyin. D ve E şıkkı kafadan gitti. İş yerinde alınacak önlemlerle meslek hastalıkları önlenebilir mi? Önlenebilir. Eğer siz kişilerin bunlara maruziyetini engellerseniz çok basit şekilde meslek hastalıklarını önleyebilirsiniz. Doğal olarak cevabımız da ortaya çıkmış oluyor. Şimdi gelelim diğer soruya. Bakın ergonomi demek, ergonominin amacı insan arkadaşlar. Yani insanın bir iş yerinde çalışırken, iş ekipmanıyla, makinesiyle çalışırken postür yani duruşları, eğilip kalkması, yük kaldırması, hareketleri ilgilen. Dolayısıyla bizim ergonomi dediğimiz zaman aklımıza gelecek insan arkadaşlar. İnsan. Şimdi soruyu okuyoruz. Demiş ki insan faktörünü dikkate almadan verimliliği artırmayla ilgilenir. Bizim verimlilikle falan işimiz yok arkadaşlar. Bizim olayımız insandır. İnsanda oluşabilecek
ergonomik risklerin ortadan kaldırılmasıdır. Ergonomi bilimin amacı da budur. Yani ergonomiyle ilgili çok şey bilmeyebilirsiniz. Şu soru çok basit bir sorudur. Tamam mı? Yani normal hani ergonomi insan ilişkisini bilen birisi için gözü kapalı yapılacak bir sorudur. Dediğim gibi kritik şeyler var. Ergonomi dediğin zaman aslında insan gelecek. Eğer ekipmanda tasarım yapılıyorsa, örneğin otobüslerin koltuk geliştiği hatırlarsınız. Mesela bizim Japon modeli aldığımız otobüslerde koltuklar dardır, sığmazsınız. Çünkü o kendi insanlarına göre tasarlanmıştır. Onların antroponikteki ölçüleri ona göredir. Dolayısıyla iş ekipmanında ne yapıyorsunuz? Yine insana göre tasarlanıyorsunuz. Çalışma ortamının insana göre tasarlanıyor. Ergonomi eşittir insan arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde bilirseniz çok rahat çözersiniz. Şimdi yine meslek hastalıkları ile ilgili sorumuz var. Bakın. Kesinlikle doğru olanı soruyor. Bakın hastalığa ait belirti ve bulgular kişi işe başladıktan sonra çok kısa tam tersi meslek hastalıkları çok uzun süreler sonunda ortaya çıkar. Kısa sürede çıkmaz arkadaşlar. Hastalığın nedeni karmaşıktır. Çoğunlukla evdeki ve iş yerindeki, bakın evdeki diyor. Evle bizim meslek hastalığın hiçbir alakası yok. Adı üstünde meslek, iş yeri. Meslek, iş yeri. Kritik kelimeler var arkadaşlar. Meslek, iş yeri. Meslek hastalıklarından korunma çok güçtür. Tam tersi çok kolaydır. Tedbir alırsanız. Çalışanlarda en sık görülen sağlık sorunları meslek hastalığıdır. Yanlıştır. Sağlık sorunu diyor arkadaşlar. Mesela griptir, enfeksiyondur, bel ağrısıdır. Bunlar hani geçici olan bazı rahatsızlıklar meslek hastalıklarına göre daha çok görülür. Belirli bir mesleğe özgü hastalıklar var. Evet doğrudur. Yani kot taşlamışsın, işçilerin silikozis görünmesi. Asbestle çalışanlar da asbestosuz görülmesi. İşte kurşun olan ortamlarda kurşuna bağlı işte kanda değerlerin gözükmesi gibi ve ona bağlı kanserojen etkiye bağlı kanser oluşması gibi ya da benzerle çalışanlarda deri kanserlerinin görülmesi gibi tamam bir belirli mesleğe adam deriyle çalışıyordur. Benzidin ya da benzen türevi malzemeler kimyasal olarak kullanılır. Onunla alakalıdır. Şimdi diğer bir soru. Çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve çalışma yönünü düşünen psikososyal risk etkenlerindendir diyor. Değildir diyor. Düzeltiyorum. Psikososyal. Şimdi arkadaşlar çok basit bir soru aslında. Okuduğun zaman çalışanların motivasyonu sağlanması. Ya bu bir risk değildir. Bu düşüren diye sormuş. Bu psikososyal risk etkenlerini düşüren bir etki değildir. Artıran bir etki. Yani motivasyonu artırırsanız çalışanların morali de yüksek olacak. Şimdi çalışma verildi. Ona göre düzgün olacaktır. Şimdi üretimin tek düze monoton olması hep aynı şey yapılması verimliliği düşürür. Ve sağlıklarını kişilerin olumsuz etkiler. Vardiya sisteminde çalışma kişilerin sağlıklarına gece gündüz kavramının olmaması belli bir saat düzenine olmaması tabii ki düşüren etkiye sahiptir. Yetersizlikler neye göre? Mevzuat ve kanunlardaki düzenlemelerdeki yetersizlikler de etkiler. Kişinin kendisinden kaynaklanan iç çatışmaları. Yani burada tabii ki kişinin ailevi sorunları, geçim sorunları, başka problemleri. Adam kişi kız arkadaşıyla kavgalıdır. Ya da bayan erkek arkadaşıyla kavgalıdır. Bu iş yerindeki verimini, sağlık durumunu etkiler. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Değerli arkadaşlar, şimdi bizim görüntüde 3 tane değerimiz var. 80, 85, 87. Zaten bakın mantıken şu nedir? Sınırdır yani. Öyle değil mi? Üst sınır zaten. Bana neyi soruyor? Bakın kesin olarak tespit edildiği işlerde diyor. Sınır değerini aşamaz diyor.
sınır değerini aşamaz. 80, 85, 87. Verilenlere bak. Sil. İnanma oldu, ben iki şıkka indirdim değil mi? Bana sınır değerini sorduğu için de 87. Yani şu soru çok zor gibi gözüküyor ama 80, 85 ve 87'ye eğer aşinaysanız, ki yani bunu artık temel eğitimde de görmüş olmanız lazım, sürekli duyuyor da olmanız lazım, zaten çalışmış olmanız da lazım. Sınır değerim 80, şu 3 değeri bildikten sonra 87 olduğu ortaya çıkar. Dediğim gibi soruyu okuyup anlamak soruyu çözmenin en önemli aşaması. Şimdi gel bir soru. Şimdi basınç ve ekipmanlar. Şimdi arkadaşlar bunu gördüm çok böyle korkuyor. Acaba nasıl bir sorudur? Zor mudur? Çünkü basınç ve ekipmanlardan ne geleceğini kestirmek zor. Bize demiş ki amaçlanan kullanımına uygun yüklemelere öngörülen çalışma koşuluna uygun olarak tasarlanmasında ekipmanın tasarlanmasında hangisinin hesaba katılması şart değildir? Şart değildir diye soruyor. Bakın, ekipmanın iç basıncı, çevre ve işletme sıcaklığı, çalışma süresi, korozyon aşımına dış basıncı. Hiçbir iş makinesi çalışma süresini göz önüne alarak tasarlanmadı arkadaşlar. Yani ben iş makinesini günde 1 saat kullanacağım, ona göre tasarım yapayım. Başka bir yerde 2 saat kullanacağım, ona göre tasarım yapayım gibi bir algı yoktur. Aslında çok kolay bir soru. Ama işte dediğim gibi dikkatli okumamız önemli. Şimdi diğer bir soruya geleceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu az önce de bahsettik. Bölgeler 6 tane. 0, 1, 2, 20, 21 ve 22. Şimdi bakın. Havada bulut halinde bulunan tozların bana öncelikle neyi soruyor? Tozları soruyor. Ne diyor? Sürekli diyor. Uzun süreli sık sık. Dolayısıyla benim 0 ya da 20 cevabı. Öyle değil mi arkadaşlar? Sürekli. Ne dedik? Kesin olandan, sürekli olandan, sık sık olandan daha az olana doğru bir gidiş vardır. Dolayısıyla nedir? Bakın. 0 ile 20. Sildim. İndi mi size %50'ye? Şimdi bak, 0 sürekli sık sık olan. 1 ona göre daha az. 2 de ise ne var? Oluşma ihtimali çok düşük. Varsa da çok kısa süreli. Şimdi ben, bana burada %50 şans kaldı. Ben şunu bileceğim. Hangisi toz, hangisi gaz buhar sis? Arkadaşlar 20 şu alt taraf toz. 0, 1, 2 olan da gaz buhar sis. O zaman cevap zaten otomatik olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar. İlk videomuzu düzelttim. İkinci videomuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Tabii gecenin bir yarısında video çekince ve boğazımız da ağrıyınca biraz kalifiye düşük oluyor. Bundan dolayı sizlerden özür diliyorum. İnşallah sınavda herkes başarılı olur. Meslek sahibi olur. Geçimini temin eder. Ve en azından layıkıyla şu mesleğimizi, bizim mesleğimizi layıkıyla yapar ve layık olduğu yere getirir. Herkese başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.